Hocana geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bu videoda neler göreceğiz? Yumuşama dönemi çatışmaları, U2 olayı, Küba krizi, Keşmir sorunu, Vietnam savaşı ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin Afganistan arkadaşlar nesi işgalini göreceğiz. Peki arkadaşlar, yumuşama dönemi çatışmaları. Birinci olayımız U2 krizi. U2 krizi nedir arkadaşlar? U2 krizi ABD ve SSCB arasında yaşanan casus uçak olayıdır. Şimdi diyeceksin ki hocam ne demek? Amerika arkadaşlar Sovyetleri gözetleyebilmek için, yani Sovyetler kendi ülkesi içerisinde ne yapıyor, ne geliştiriyor, nükleer silah yapıyor mu, yapmıyor mu, silahları bizden iyi mi, bizden gelişmiş mi, bunu öğrenebilmek için arkadaşlar Sovyetlerin sınırlarına casus uçaklar yolluyorlar ve bu casus uçaklar arkadaşlar son teknolojiyle oluşturmuş uçaklardır. Bu uçaklar o kadar yüksekten uçuyor ki radara yakalanmayacağını zannediyor Amerika. Yalnız arkadaşlar Sovyetlerin radarına bu uçaklar yakalanıyor ve Sovyetler tarafından düşürülüyor ve ABD ve SSCB arasında U2 krizi ne yapıyor arkadaşlar, yaşanıyor. Sorular şöyle gelir: U2 krizi hangi iki ülke arasında yaşanmıştır der, ABD ve SSCB arasında yaşanmıştır, ya da der ki Sovyet topraklarında ABD casus uçaklarının düşürülmesinin adı nedir? Cevap da arkadaşlar U2 krizidir. Yalnız U2 krizi ABD ve SSCB arasında yaşanıyor. Yalnız ucu bize de dokunuyor arkadaşlar. Niye diyeceksiniz? Arkadaşlar Sovyetler şunu söyleyecek: benim ülkemde düşürdüğüm uçak kadar uçağın nereden kalktığı da çok çok önemlidir diyor. Yani demek istediği şey şu: tamam, benim bu düşürdüğüm uçak Amerika uçağı, Amerika benim düşmanım, savaşabilirim, ama uçağın kalktığı pisti de diyor ne yaparım diyor, bombalarım diyor. Bir nevi arkadaşlar Türkiye'yi tehdit ediyor. Neden? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Adnan Menderes döneminde İncirli Kavşağı'nı kime açmıştı arkadaşlar? Amerika'ya açmıştı. Burada da arkadaşlar bir nevi Türkiye'de ne yapıyor Sovyetler? Tehdit ediyor. Peki, Küba krizine geçelim arkadaşlar. Şimdi Küba Amerika kıtasının dibinde bulunan bir adadır. Peki arkadaşlar, Amerika'nın amacı 2. Dünya Savaşı sonrası neydi? Sovyetleri arkadaşlar ne yapmaktı? Sovyetleri çevrelemekti. Böyle ne yapmaktı? Çevrelemekti. Komünizmin yayılması önlemekti. Yalnız bu çevre dışında arkadaşlar Küba'da bir komünist rejim kurulacak. Peki bakalım. Küba krizi arkadaşlar, şunu bilelim: Küba'da Fidel Castro ve Ernesto Che Guevara önderliğinde arkadaşlar Küba'daki diktatör Batista yönetimi ne yapılmıştır? Yıkılmıştır. Bu üç bilgi arkadaşlar muhakkak bileceğiz. Küba devrimini yapan kişileri bilelim ve kimi yıktıklarını arkadaşlar muhakkak bilelim. Bazı cep telefonu uygulamalarındaki bilgi yarışmaları çıkıyor. Arkadaşlar Fidel Castro'nun mesleği avukat. Ernesto'nun mesleği ise arkadaşım nedir? Doktordur. Hadi bunu da vermiş olayım. Peki, Küba'da arkadaşlar Fidel Castro ve Ernesto Che Guevara Batista diktatörlüğünü yıktıktan sonra arkadaşlar Küba'da bir komünist yönetim kuruyor. Peki, burada komünist bir yönetim kurulması Amerika'nın işine gelmez. Zaten Amerika'nın amacı neydi? Sovyetleri ne yapmaktı? Sovyetleri çevrelemekti. Bu çevre dışında arkadaşlar hemen dibinde geldi bir Küba devleti kuruldu. Bu Amerika'nın işine ne olmayacak arkadaşlar? Gelmeyecek. Peki, ABD Küba'da komünist yönetimi yıkmak için arkadaşlar Küba'dan kaçan muhalifleri sınırlandırarak domuzlar körfezi çıkarmasını ne yapmıştır, yaptırmıştır? Arkadaşlar bu soru daha önce ÖSYM tarafından sorulmuş bir soruydu. ABD Başkanı Kennedy'nin bir lafını söylemişti: Amerika'nın başarısız Küba'daki komünist rejimi yıkmak amacıyla yapmış olduğu başarısız çıkarmanın adı arkadaşlar sorulmuştu. Cevabı da domuzlar körfezi çıkarmasıdır. Bunu arkadaşlar muhakkak ama muhakkak bileceğiz. Küba'da devrim yapıldı. Amerika Küba'daki komünist yönetimi yıkmak için muhalifleri silahlandırarak Küba yaptırdığı çıkartmanın adı domuzlar körfezi çıkarmasıdır. Peki olayımız şu: domuzlar körfezi çıkarmasını Küba bir başa durdurdu. Bunda bir sıkıntı yok. Peki ikinci saldırı olursa durdurabilir mi? Bence durduramazdı. Bunu Sovyetler de çok iyi biliyor. Bu yüzden arkadaşlar domuzlar körfezi çıkarması sonrası Sovyetler Amerika'ya karşı Küba'yı korumak için gitti Küba'ya nükleer füze yerleştirdi. Peki burada arkadaşlar ABD var. Burada arkadaşlar minik bir Küba var. Burada nükleer füzenin bulunması kimi tehdit edecek? ABD'yi tehdit edecek ve buna ABD büyük bir tepki gösterecek ve ABD donanmaları gelecek. Küba'nın etrafını arkadaşlar ne yapacak? Kuşatacak. Peki olayımız şu: Küba'nın etrafı ABD tarafından kuşatılınca Sovyetler buna sessiz kalmayacak ve arkadaşlar SSCB'de buraya gelecek, donanmasını yollayacak ve
Küba kıyılarına, Küba etrafında arkadaşlar iki ülkenin karşı karşıya gelmesiyle beraber arkadaşlar nükleer savaş tehlikesi ne olacak arkadaşlar, ortaya çıkacaktır. Yani Küba krizindeki temel olay şu. Amerika Küba'daki komünist yönetimi yıkmak istiyor. Sovyetler oradaki komünist rejimi devam ettirmek istiyor. Ve Sovyetler o bölgeye ne yapıyor? Nükleer füzeler yerleştiriyor. Peki arkadaşlar, her iki ülkede de arkadaşlar nükleer silah var. Savaş çıksa ne olacak? Her ikisi savaşı kazanmak için nükleer silah kullanacak. Bu da dünyayı ne yapacak arkadaşlar? Yok edebilecek. Ve bunun üzerine ABD ve SSCB nükleer savaşı göz önüne alamadı. Ve arkadaşlar ne yaptılar? Bir nevi geri adım attılar. Peki iki ülke arasında arkadaşlar bir diplomasi yapılmıştır. Ve diplomaside şu karar alınmıştır. Demiştir ki, ABD Türkiye'deki arkadaşlar Jüpiter füzelerini sökmeyi ne yapmıştır? Kabul etmiştir. Çünkü ABD Sovyetleri vurmak için Anadolu'ya Jüpiter füzeleri yerleştirmiş. Sovyetler o şunu demiştir. Sen Türkiye'deki Jüpiter füzelerini kaldır. Ben de Küba'daki nükleer füzeleri sökmeyi kabul edeceğim demiştir. Ve arkadaşlar Küba krizi böyle aşılmıştır. Bunu da arkadaşlar ne yapmayalım, unutmayalım. Yani Amerika Küba'daki füzeleri söktürmeyi şöyle kabul ettirmiştir Sovyetlere. Amerika Türkiye'deki Jüpiter füzelerini, Sovyetler Küba'daki nükleer füzelerini sökme kararı almıştır. Peki, ABD'nin Türkiye'deki Jüpiter füzelerini sökmesi ABD ve Türkiye'nin arasını açmıştır. Niye? Arkadaşlar bakın, Türkiye Jüpiter füzelerini Türkiye'ye getirtirerek bir nevi kimle arası açıldı? Sovyetlere karşı arası açıldı. Peki, buradaki füzeler sökülürse, zaten Sovyetler arası açıktı. Sovyetlere karşı ne durumuna geldi? Saldırıya açık, savunmasız durumuna geldi. Ve bu Türkiye ile ABD arasını ne yapmıştır? Açmıştır. Sevgili dostlarım, şunu unutmayalım. Bu benim bu sene beklediğim banko ama banko bir sorumdur. ÖSYM'in daha eden arkadaşlar şu soruyu mesela sormuştu. Geçen sene sormuştu. Bakın, Türkiye ile ABD arasını açan arkadaşlar 3 tane sorun vardır. Bu 3 tane temel sorun muhakkak ama muhakkak bilin. Birinci olay şudur. Yaşanan Küba sorununun sonucunda ABD'nin Türkiye'den Jüpiter füzelerini sökmesi. İlk kez aramızda açıldı olay bu. İkincisi meşhur arkadaşım Johnson mektubu. Johnson mektubu arkadaşlar ABD Başkanı İsmet İnönü'ne yazdığı mektup arkadaşlar. Johnson mektubu denir. Ve arkadaşlar Kıbrıs Harekatı. Bu 3 tane olay arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti ile ABD arasına açan gelişmelerdir. Bunları arkadaşlar ne yapmayalım, unutmayalım. Zaten Kıbrıs Harekatı'nda ABD bize ne uygulamıştı arkadaşım? Ambargo uygulamıştı. Bunu arkadaşlar zaten geçen sene ÖSYM sormuştu. Peki Keşmir soruna geçelim. Daha evvelden arkadaşlar değinmiştir Keşmir soruna. Peki bakalım. Hindistan ve Pakistan bağımsızlıkları kazandıkları günden itibaren sürekli çatışan iki ülke durumundadır arkadaşlar. Bakın. Bir tane bir atasözü vardır. Der ki bir nehirde iki balık eğer kavga ediyorsa bilin ki orada bir İngiliz muhakkak geçmiştir diye bir atasözü vardır. Mesela basit bir ispatını yapayım. Bugün Kıbrıs'ta arkadaşlar sorun devam ediyor. Neden? Eski İngiltere sömürgesi. Bugün Filistin'de arkadaşlar sorunlar hala devam ediyor. Nedeni ise arkadaşım eski bir İngiliz sömürgesi. Bugün arkadaşlar Hint bölgesinde arkadaşlar yani Hindistan Yarımadası'nda sorunlar devam ediyor. Nedeni ise arkadaşlar ne bölgesi burası da İngiltere bölgesiydi. İngiltere ayrıldığı her yerden barışla ayrılmıştır. Yani mesela Kıbrıs'tan savaşmadan gitmiştir. Filistin'den savaşmadan gitmiştir. Hindistan'dan savaşmadan gitmiştir. Ama gittiği yerde her zaman savaşı bırakmıştır. Gittiği yerdeki toplumları birbirine ne yapmış arkadaşlar? Düşürerek gitmiştir. Peki Pakistan ve Hindistan bağımsızlıklarını kazandıkları itibaren günden itibaren sürekli arasında çatışma yaşanmıştır. Çatışma yaşanmasının bir sebebi ise arkadaşlar ne bölgesidir? Keşmir bölgesidir. Bakın şu cümleyi unutmayın. Bir bölgenin sınırlarını çizerken onların etnik, mezhep, millet ya da din gibi esaslarını göz önüne almadan sınır çizerken bu ne olur? Çatışmaya neden olur. Keşmir arkadaşlar Pakistan'ın kuzeyinde bulunan yeraltı kaynakları bakımından arkadaşlar bereketli topraklar bakımından zengin bir bölgedir ve nüfusunun çoğunluğu arkadaşlar Müslümandır. Bunu bilelim. Peki bu bölge aynı zamanda Hindistan, Pakistan, Çin ve Afganistan'ın tam ortasında bulunan arkadaşlar bir nevi kavşak özelliği gösteren bir bölgedir. Peki arkadaşlar hem Pakistan hem Hindistan arkadaşlar Keşmir'e hakim olmak isteyecek. Bu da arkadaşlar aralarında çatışmalara sebebiyet verecektir. Peki
1948 yılında arkadaşlar Pakistan ve Hindistan savaştı Keşmir meselesi için, ama Birleşmiş Milletler'in araya girmesiyle savaş sona erdi ve arkadaşlar bölgede halk oylaması yapılması kararı alınsa da bölgede arkadaşlar herhangi bir oylama, herhangi bir referandum ne yapılmamıştır? Yapılmamıştır. 1964-65 yılları arasında arkadaşlar çatışmalar tekrardan devam etmiş. Yine arkadaşlar Birleşmiş Milletler'in araya girmesiyle arkadaşlar çatışmalar yine ne yapılmıştır? Durdurulmuştur. Yalnız şunu da bilirim. Hindistan arkadaşlar çatışmalarda SSCB, Pakistan arkadaşlar kim desteklemiştir? ABD desteklemiştir. Bunda da arkadaşlar bilirim. Peki SSCB'nin arkadaşlar yapmış olduğu Taşkent Deklarasyonu unutmayın. SSCB Taşkent Deklarasyonu toplayacak. Pakistan ve Hindistan arası arabuluculuk yapacak ve Sovyetlerin liderliğinde yapılan Taşkent Deklarasyonu sonucunda Pakistan ve Hindistan arasındaki arkadaşlar savaşlar bir nevi ne yapılacaktır arkadaşlar? Durdurulacaktır. Bunu da muhakkak bilelim. Peki arkadaşlar Vietnam Savaşı. Daha evvelden çıkmış bir sorudur. İkinci Dünya Savaşı sonrası iki ayrılan devletler Almanya, Kore ve neydi? Vietnam'dı. Vietnam arkadaşlar 17. enlemden olmak üzere kuzey ve güney olmak üzere ne yapılmıştı? İkiye ayrılmıştı. Yalnız Kuzey Vietnam'da arkadaşlar ne yönetimi kurulmuştu? Komünist yönetim kurulmuştu. Peki bir yerde komünist yönetim varsa arkası kim olacak? Tabii ki Çin, tabii ki SSCB. Peki sorumuz şu. İkinci Soğuk Savaş döneminde Doğu bloğunun amacı neydi? Komünizmi ne yapmaktı? Yaymaktı. ABD'nin görevi neydi arkadaşlar? Komünizmi ne yapmaktı? Durdurmaktı. Bu yüzden zaten ABD 2. Dünya Savaşı sonrası Monroe Doktrini tamamen ne yapmıştı? Terk etmişti. Peki Kuzey Vietnam'ın Güney Vietnam'a saldırması arkadaşlar Vietnam Savaşı başlamıştır. Peki arkasına Sovyetler, Çin gibi güçlü komünist devletleri alan Kuzey Vietnam, Güney kolaylıkla ne yapması gerekir? Yenmesi gerekir. Peki buna Amerika izin verir mi? Vermez. İkinci Dünya Savaşı sonrası dünyanın komünizme karşı jandarmalığını, yani bekçiliğini savunan ABD hemen gelmiştir. Güney Vietnam'a askeri yardım yapmıştır. Ama arkadaşlar başarılı olamamış. Paris Anlaşması sonrası arkadaşlar Amerika ne yapmıştır? Vietnam Savaşı'ndan ayrılmıştır. Arkadaşlar çıkmış bir LYS 4 sorusudur. Muhammed Ali Clay arkadaşlar bunu muhakkak bilelim. Eski ağır siklet boks şampiyonudur. Vietnam Savaşı'na gitmeyi reddettiği için arkadaşlar lisansı iptal edilen arkadaşlar yine Muhammed Ali Clay arkadaşlar Vietnam Savaşı'na çağrılacak ama savaşmayı reddettiği için lisans iptal edip şampiyonluğu elinden alınan eski ağır siklet boks şampiyonudur. Çıkmış LS4 sorusudur. Yanlış hatırlamıyorsam senesi de 2011'dir. Peki SSCB'nin Afganistan'ı işgali. Arkadaşlar bakın bunu anlatmadan önce bu yumuşama dönemine ait bir olaydır. Yalnız Soğuk Savaş dönemini kapsayacak şekilde bir bilgi vereceğim. Bakın Sovyetlerin işgal ettiği arkadaşlar 3 tane yer vardır. Nerelerdir bunlar? Macaristan işgal ettiği yerdir. Çekoslovakya arkadaşım işgal ettiği yerdir. Peki arkadaşlar Afganistan gelip işgal ettiği yerdir. Peki dikkat. Macaristan Doğu Bloğu ülkesidir. Varşova Paktı'na dayanarak. Çekoslovakya arkadaşlar Doğu Bloğu ülkesidir. Varşova Paktı'na dayanarak işgal edilmiştir. Afganistan işgal edilmiş ama Afganistan Doğu Bloğu ülkesi olmadığı için Varşova Paktı'na dayanarak işgal edilmiş bir ülke değildir. Mesela böyle bir soru gelir. Öncül 1, öncül 2, öncül 3 diye gelir. SSCB'nin işgal ettiği yerlerden hangileri Doğu Bloğu ülkelerinden bir tanesidir? Ya da değildir. Eğer Doğu Bloğu ülkesindeyse neye dayanarak arkadaşım işgalde bulunuyor? Varşova Paktı'na dayanarak ne yapıyor arkadaşım? İşgalde bulunuyor. Bunu bilelim. Peki. Sovyetler Afganistan'ı neden işgal etti? Afganistan üzerinden Orta Doğu ve Hindistan'a ulaşmak. Arkadaşlar doğru. Bakın burayı SSCB gibi düşünün. Burayı Afganistan gibi düşünün. Burası Orta Doğu. Burası da arkadaşım Hindistan. Eğer ki Sovyetler Hindistan ve Orta Doğu'ya inmesi için ne yapması gerekiyor? Afganistan'ı ele geçirmesi gerekiyor. Çünkü bir nevi ne özelliği gösteriyor? Kapı özelliği gösteriyor. Peki arkadaşlar rejimini yine Afganistan'a ne yapmakta arkadaşım? Yaymakta, işgal edilmesinin bir sebebidir. Peki Sovyetlerin Afganistan'ı işgalinin sonuçları nelerdir? İşgal arkadaşlar tüm dünyada kınanmıştır.
Saltiki Anlaşması ABD Senatosu tarafından arkadaşlar onaylanmamıştır. Yani reddedilmiştir. İmzalanmasına rağmen arkadaşlar reddedilmiştir. Bakın çıkabilecek bir sorudur. Arkadaşlar bakın az önce anlattım. Salt Anlaşması, Salt 1 ve Salt 2. İkisinin özelliği neydi? ABD ve SSCB arasında imzalanmıştı. Ve ikisi arkadaşlar gelmişti. Neyi sınırlandırmıştı? Nükleer silahları arkadaşı ne yaptı? Sınırlandırmıştı. Yalnız Salt 1 anlaşmasını ABD Senatosu onaylarken Salt 2 anlaşmasını ABD Senatosu uygulamamıştır. Bu nedeni ise Sovyetin Afganistan'ı ne yapmasıdır? İşgal etmesidir. Peki 1980 Moskova Olimpiyatları Batı bloğu tarafından arkadaşlar boykot edilmiştir. Bu da önemli bir gelişmedir. Peki ABD Pakistan üzerinden Afgan direnişçileri arkadaşlar ne yapmıştır? Yardım yollamıştır. Afgan direnişçileri arkadaşlar bu mücahit denir. Bunu da arkadaşlar bilelim. Sovyetlere karşı savaşan Afgan direnişin adı mücahittir. Peki Afganistan'ın İslam Konferansı üyeliği askıya alındı. Ve arkadaşlar Sovyetler 1988 Cenevre Anlaşması'nı imzalayarak Afganistan'dan arkadaşlar çekilmiştir. Evet sevgili dostlarım, yumuşama döneminin çatışma olaylarını gördük arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.